Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün biliyorsunuz şoklara yeni Hot Wheels model arabalar geliyor. Ve bu soğukta dışarı çıktık. İnanın buz gibi hava. Her zaman da söylüyorum da. Şimdi hızlıca birkaç tane şok gezeceğiz. Bakalım STH bulabileceğiz mi arkadaşlar? Bu arada da titriyorum, donuyorum. Buz gibi sabah sabah arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Burada bir tane koleksiyoner arkadaşımız Batuhan'la birlikte şokun ilk açılışını yaptık. Hemen girelim. Neredeymiş? Bakalım. Heh, ben fazla geldim. Videoya daldım. Bakalım hemen. Bu alttaki modellerimiz nelermiş? Zannediyorum dün tırtıklamışlar bak. Gördün mü? İşte en kötü tarafı bu Batuhan. Bugün satışa sunulması gerekiyor. Maalesef dün satışa koymuşlar. Tırtıklayan tırtıklamış arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz modeller arkadaşlar. 2022 ama ilk çıkanlardan. Neyse arkadaşlar, burada şansımız yok. Burada herhangi bir şey bulamadık maalesef. Çünkü dünden satışa çıktığı için. Değil mi Batuhan'cığım? Böyle olur mu? Maalesef. Bence olmaması maalesef gerekiyor. Bugün satışa konulduysa bugün olması lazım. Ben niye dolaşmadım? Maalesef arkadaşlar, ilk girdiğimiz mağaza dün açmış. Onun da yarısını göstermiş olduğum gibi almışlar. Üzücü bir durum. Yani normalde cumartesi günü açılması gereken kutular bir gün önceden açılıyor. Yeri geliyor iki gün önceden açılıyor. Niye tarih veriyorsunuz ki? Biz de tarihe göre hareket ediyoruz normal olarak. O da hiçbir işimize yaramıyor maalesef arkadaşlar. Gelip zaten çoğunu almışlar. Yazık yani. Hani diğer mağazalarımıza bakalım. İkinci şoktayız. Sıkıntılı bir durum. Çok sinirlendim. Yürü fazla. Açım benim şu an 100, 150, 200. Evet, şu an anca 50'ye çıktık arkadaşlar. Arabayla gidiyoruz. Buradan da birkaç tane şoka girelim. Umarım bulabiliriz. Bir de büyük büyük teyzeler amcalar çıkmış arkadaşlar. Onlar da araştırıyor. Tamam alın. Sıkıntı yok da. Aman dede. Dedem vallahi önüme birden çıktı. Az daha çarpacaktık. Allah korusun. Haydi. Sıradaki şoka gidiyoruz. Nedense hiç şaşırmadım. Burada da yine bütün araçlar dünden itibaren açılmış arkadaşlar. Burada da bir şey bulamadık. Belki de adamlar yetiştiremiyor. Akşamdan satışa koyuyor ama. Ya enteresan ya. Neyse arkadaşlar, birkaç tane daha şok dolaşalım da sonra Toys'e gidelim. Şansımızı Toys Shop'ta deneyelim. Belki buralardan bulamadıklarımız oralardan çıkar. Evet, sıradaki şoktayız. Buraya da bir tane kurt gelmiş. Bak bana, beni ısıracak. Evet. Bunu beğendim. Bunlar eskilerde gelmiş herhalde ya. Bunlar da eskiler gelmiş arkadaşlar. Bu da iyiymiş. Ne iş? Evet, bakın buraya 2021 gelmiş. Yeni bir mağaza. Bir öncekinde iyi bir şeyler bulduk. Hemen gidelim. Bakalım. Ayaklarımız kayıyor. Kızıma da şuradan iki tane süt dilimi alayım. Bir tanesini ben yerim.
Oraya da yeniler gelmiş. Bakın buraya. Evet, dokunan olmamış arkadaşlar. O konuda şanslıyız. Evet, bir tane McLaren geldi. Murat bunu sevdi. Çevimiz var. Bakın şu an mutlu oldum. Şu an gerçekten mutlu oldum arkadaşlar. Çünkü ilk açanlardan açmışlar da bakmamışlar. Hemen modellerimize bakalım. Şöyle. Şöyle gazlar. Evet. Buradan da bir tane patlene çıkarttık. İkinci mağaza. Oradan da yine McLaren var. Güzel olanla bir tane Impala var arkadaşlar. Şansımız dönüyor. Hadi bakalım. İlk başta gerçekten sinirlerim bozuldu ama şu iki tane son mağazada bayağı bir rahatladım. Ya dedim, hepsi açıldıysa ha dedim, bulamayacağız. Ne yapacağız biz dedim. Şükür bulduk. Güzel modeller bulduk. Yine Toy Shop'tan da ümitliyim. Bakalım. Günün sonunda, aslında günün sonundayız. Şu an itibariyle saat 9.34 arkadaşlar. Yola çıkalı yarım saat oldu. Büyük bir il, yüz ölçümü olarak aradaki mesafeler fazla olduğundan dolayı bir şoktan diğer şoka en az 3-4 dakika sürüyor gitmemiz arkadaşlar. Yoğunluğu az şokun, 20 tane falan şok var. Biz 7'sine 8'ine gitmiş olacağız. 4-5 tane güzel model bulduk. Hadi hayırlısı. Şimdi diğer şubelere de bakalım, 2-3 tane. Sonra evimize dönelim arkadaşlar. 6 mı oldu? 7 mi oldu? Pardon, ters taraftan giriyoruz. Bugün çok dikkatsizliğim üzerinde arkadaşlar. Anam! Vallahi yerlerde buz. Kaydık. Biraz gidersek iyi olacak. Ay. Hocam bunun fişini ver ya. Hani mağazalar gezeceğiz ya. Vallahi çok istediğim bir modelden geldi. İnanın çok istiyordum. Allah'tan bırakmışlar. Ben dedim ki bomboş, bitmiş. İstediğim bir modele bulmak sevindirici oldu. Evet, yine bir şok mağazasındayız. Buraya da uğramamışlar arkadaşlar. Güzel modeller var. Uğramışlar, yok vazgeçtim. Evet, bir kısmı alınmış. Maalesef. Subaru VRX. Bak ben. Ellenmemiş. Bir yer. Ellenmiş. Ellenmemiş zannediyoruz ya. Elliyorlar arkadaşlar. Burası da bayağı uzak bir yer. Bakalım bir şey çıkacak mı? Şöyle gösterelim. Şoklardan bugün payımıza düşecekler. Evet. Sevgili dostlar. Bakalım üç kolimizde neler çıkacak arkadaşlar. Alacaklarımızı da şöyle kenara koyuyoruz. Bakın gördüğünüz gibi 2016 Cadillac Blade Raider. Çok güzel Ford Bronco. Bronco'yu çok severim. Bugün demek ki birkaç tane alacağız arkadaşlar. Görmüş ol. Oo, çok şahane Bugatti EB110. Harika harika. Bir sürü masrafa giriyoruz şu an. Bakalım arkadaş. Harika harika. Bu da çok güzel.
BMW'yi de arıyordum arkadaşlar. Breaking Trees 57 Chevy Morla Chevy Jeep Gladiator Rocket Box. Oo, McLaren F1 GTR. Çok güzel, aradığımız modeller hepsi geldi. Vizyon Tele filmini hatırlarsınız. Orada hani diyordu ya, biz burada haberler duyduğumuz zaman insanlar unutmuş oluyor diye. Biz daha yeni denk geliyoruz arkadaşlar modellere. Ama buna da şükür en azından denk geliyoruz. Şöyle bakalım tek tek modellerimize. 3 koli gelmesi de ayrıca sevindirdi. Aynı modellerden yine çıkıyor. Fast Fish. Bu da güzel bir araç. Toyota Tacoma. Bunu da bekliyordum. Evet. Firebird yine. Ondan bir tane aldık. Ford F100. Zamanında hastasıydım. Hala çok seviyorum ama eski şey kalmadı. Ama beklediğim araçlardan biri. Chevy Impala. Çok güzel. Vallahi çok mutluyum şu an. İnanılmaz keyif içindeyim. Canlı canlı açıyoruz araçlarımızı. Teşekkür ederim kardeşim. Onlar benim aldıklarım. He, iyi olur, mantıklı. Bugün bayağı bir masrafa gireceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz Mustang Mach-E 1400. Vallahi çok sevindim bugün ya. Çok güzel oldu. Şunu da alayım. Evet. Yine BMW M3 GSL. Süper ya. Vallahi çok sabah sabah keyfim yerine geldi ya. Herkese benden çay. Kimse var mı? Çok güzel. Şöyle üçer üçer geçiyorum arkadaşlar. Şunu da alalım. R390'ı. Hızlı hızlı geçelim ki kaybolmasın. Arayanlar vardı. Cybertruck daha önce ben edinmiştim. İsteyen olursa bana haber vermesi yeterli arkadaşlar. Çok güzel ya. İşte bakın. Bence serinin en güzel arabası. Ford Sierra Cosworth. Revaçta olan bir arabaydı arkadaşlar. Bu arada aldıklarımı oraya atıyorum. Bakın. Şöyle gösterelim. Almadıklarım buraya. Evet. Yine Ford Focus RS. Bu da çok güzel. Rengi falan çok şahane ama part stop detayı yok. Yapmamışlar bu sefer. Şimdi ilk kutuyu bitirdik. İkinci kutuyu açıyoruz. Şahane şahane. Kokusu üstünde tertemiz. Mis gibi. Bunları aldık. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bütün koli aynı şekilde. Ben şöyle teker teker bakayım. Zannediyorum aynı modeller çıkacak. Buradan farklı bir şey çıktığı zaman hemen kamerayı açıp sizinle paylaşırım. Dodge Dart da güzelmiş bu arada. Çok güzel ya. Vallahi çok sevindim. Evet arkadaşlar, bugünkü avımız şu an önümüzde. Poşetlerimizi getirdik. Güzel modeller bulduk arkadaşlar. Gerek Şok mağazasında gerek Toy Shop'tan iyi modellere denk geldik. Özellikle Toy Shop'ta 3 kolinin bizim tarafımızdan açılması beni gerçekten sevindirdi ve heyecanlandırdı. Dedim ki kesin STH çıkar ama STH maalesef orada da görmüş olduğunuz gibi bulamadık. Sağlık olsun ama gayet güzel modeller aldık. İncelemelerine geçelim arkadaşlar. Önce Şok'tan aldıklarımız. İlk aracımız görmüş olduğunuz 67 Ford GT 40 MK4 arkadaşlar. Hemen sizlerle birlikte açıyorum aracı. Bakın bu şekilde bir Ford'umuz var. GT 40 MK4. Ferrari ve Ford'un filmindeki araçtan arkadaşlar MK4. Çok da güzel bir tasarımı var. Yarışlara katılmış şahane bir araba. İkinci aracımız ve benim gerçekten bu set içerisinde en çok sevdiğim Ford Sierra Cosworth. Bu bizim küçüklüğümüzün aracı arkadaşlar. Yani küçüklüğümüzde hayranı olduğumuz bir araç. 83 doğumlu olarak bu aracın kendimi bildim bileli çok güzel yeri vardır bende. Çok ayrı bir yeri vardır. Detayları bence bu senenin üretilen en iyi detaylarına sahip. Şöyle bir ufaktan göstereyim size arkadaşlar. Siyah olduğu için çok da fazla belli olmuyor. Üzerindeki dekaller, üstündeki dekaller gayet güzel. Sadece stop detayı yok arkadaşlar. Farlar dikkat ettiğiniz gibi plastik ama geri kalan kalıplaması, tekerin uyumu
ve görünüşü harika bir araç arkadaşlar. Bunu kesinlikle tavsiye ediyoruz. Kesinlikle almanız lazım. Bence yine setin en güzellerinden arkadaşlar McLaren F1 GTR. Görmüş olduğunuz araç McLaren F1 GTR arkadaşlar. 90'ların sonundaki ikonik süper spor otomobil arkadaşlar. Hemen hızlı geçiyoruz arkadaşlar. Ford Focus RS mavi. Çok güzel bir baby blue'su var arkadaşlar. Bebek mavisi ve üzerindeki çizgiler gayet hoş duruyor. Yine far ve stop detayı yok ama teker ve gövde uyumu şahane. Çok güzel. Bunu ufak detaylandırmayla çok da güzel bir şekilde sokabilirsiniz. Bir Bugatti'miz var. Bugatti'nin önceki seride mavisi çıkmıştı. Bugatti EB110 arkadaşlar. Sarı rengi var. Can alıcı bir sarı. Bunda var far ve stop detayı. Gayet de hoş duruyor. Eskilerin yine 90'ların bir aracı arkadaşlar. Bu sene Hot Wheels anlaşıldığı üzere 90'lardan yürüyecek. Tam da onu diyordum. Bu da 70'lerin bir aracı arkadaşlar. BMW 3.0 GSL arkadaşlar. Bazı BMW severler dahil bu aracı nedense sevmiyorlar arkadaşlar. Bence çok güzel bir araç. Çok hoş bir araç. Yine 2016'da bunun beyazı çıkmıştı arkadaşlar. O da gayet güzeldi. Benim çok hoşuma giden yine farları plastik olan bir model arkadaşlar. Stop detayları yine yok. Sıradaki modelimiz 68 Dodge Dart. Öyle renkli canlı canlı bir kıpır kıpır bir araba. Üzerinde U harfi var. Art Cars olarak geçiyor bunlar arkadaşlar. Her bir modelde farklı bir harf bulabiliyorsunuz. Mesela Murat yazılabilir. Murat'ın ulusunu bulduk. Sıradaki aracımız bu şokun birinden çıktı arkadaşlar. 2021 paketini göndermişler. Geçen senenin modellerinden 2017 Ford GT ama rengi çok güzel. Bakın MK4'ün arasındaki farkı. Bu da normal yol versiyonu arkadaşlar. Tabi bu eski Ford GT. Bu yeni Ford GT arkadaşlar. Bence eskisi daha güzel. Yani bilemiyorum ama benim şahsi fikrim eskisinin daha güzel olduğu yönünde. 70 Chevelle var arkadaşlar. Bunu da çok seviyorsunuz biliyorum. Çünkü ben de çok seviyorum. Bu da görmüş olduğunuz Chevelle'imiz arkadaşlar. Kaslı bir yapısı var. Sıradaki aracımız 2019 Silverado. Bunun açılma sesine de hastayım arkadaşlar ya. Çok güzel açılıyor. Kıtır kıtır çıtır çıtır. Çok güzel bir pick-up'ımız var. Üzerinde Borla yazıyor. Yine dekalleri falan çok hoş. Bu daha önce de üretilmişti. Görmüş olduğunuz araç kocaman ve yumuşacık hareketlerle gidiyor. Evet. Sevdiğim modellerden biri 55 Chevy Bel Air. Rengi çok güzel. Askeri bir yeşile sahip. Üzeri beyaz. Gaster tipinde bir Chevy Bel Air arkadaşlar. Kaput yok. Motor komple dışarıda. Yine şoktaki araçlarımıza devam ediyoruz. Bakın bu da güzel bir araç. Ya hepsi güzel. Gerçekten zaten güzel olmayan yok. Fark ediyorsanız eskiden fantastik modeller de alıyordum. Artık fantastikleri bıraktık. Hoşuma giden olmazsa almıyorum. Öyle tasarımı falan gerçekten hoş olmazsa fazla fantastiklere yönelmiyorum arkadaşlar. Bu da görmüş olduğunuz 1970 Pontiac Firebird ve ciddi anlamda güzel iş çıkarmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Yine far ve stop detayı var. Farlar şöyle gri olarak hafiften boyanmış. Yine kaput yok arkadaşlar. Motor bloğu kaputtan üstünde biraz daha. İçerisinde bakalım. İçerisinde detaylar falan da krom olarak gözüküyor. Arkasında da böyle bir koruma kafesi var arkadaşlar. Göründüğü üzere. Gayet güzel bir araç. Yalnız ön tekerlekleri bayağı bir küçük arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ön tekeri bayağı bir küçük. Bunu swap yapacaksanız, teker değişimi yapacaksanız buna göre teker bulmak biraz zor olacaktır. Sıradaki modelimiz Subaru VRX STI. Renk uyumu güzel. Koyu lacivert arkadaşlar. Üzerindeki çizgi de hoşuma gitti. Ama jantlar böyle koyu gri olsa, biraz daha açık renk olsa bence daha güzel olmuş. Böyle de güzel ama biraz kapalı geldi araç bana. Bunun teker değişimini kesinlikle yaparım diye düşünüyorum. Yine stop detaylarını da yaptığımız zaman gayet hoş olacak. Görmüş olduğunuz Subaru VRX STI. Evet, sıradaki aracımız 56 Ford F100. Mat bir rengi var. Mat kırmızı turuncu arası bir renk. Tam olarak rengini tanımlayamıyorum. Renk kodunu bilemediğim için. Böyle kırmızı da diyebiliriz. Turuncu da diyebiliriz. Yani arasında bir renk ama çok güzel mat renge sahip arkadaşlar. Bu da oldukça fazla sevene sahip.
modellerden birisi. Ford F100 Moonice'ın. Hemen bu aracın yeşilini biliyorsunuz geçen sene çıktı ve inanılmaz aramıştım. Bulamayacağım diye de çok korkmuştum. Oysa dediğim gibi hiçbir şekilde panik yapmanıza gerek yok. Bir yerden bulamazsanız başka yerden çıkıyor arkadaşlar. Onun üzerine 3 renk geldi. Bu da morlardan biri. Şöyle içerisinde bir tane ATV var. Küçük gördüğünüz gibi ATV taşıyor bu. Zaten HV Kart Co. Hot Wheels Kart Corporation. Kart şirketi artık. Görmüş olduğunuz kart da içerisinde gayet güzel şekilde duruyor arkadaşlar. Üstü cam Dodge One. Gayet uyumlular. Sıradaki güzelliğimiz Volkswagen Beetle. Volkswagen'in gerçekten detaylı yapılmış bir versiyonu. Volkswagen Beetle'ımız çok sevimli, inanılmaz sevimli. Tekerlekleri, yandaki ahşap hissiyatı çok güzel, çok sevimli bir araç. Nissan R390 GT1 arkadaşlar. Yine GT1 sınıfında yarışan efsane otomobillerden biriydi. Sesi inanılmaz güzeldir. Mümkünse açın dinleyin bir sesini. Bazı modellerde nedense böyle far stop detaylarına çok önem veriyorlar. Bazılarında hiçbir şekilde umursamıyorlar. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Acaba bir satış stratejisi midir? Onu da çözmüş değilim arkadaşlar. Bu da beyazı. Bunun da daha önce farklı renkleri çıkmıştı. Hatırlayanlar olacaktır. 57 Chevy ile devam ediyoruz arkadaşlar. Mat kırmızı renge sahip eski tip lastiklerle görünüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz 57 Chevy. Bugün bütün arabaları açalım. Yaklaşık 30'a yakın araba açmış olacağız. Sıradaki Cadillac ATS-VR, nasıl bir isim varsa ATS-VR. Bu da yine yarış versiyonu. Cadillac aracımızda görmüş olduğunuz gibi bayağı bir geniş gövdeye, body kit'e sahip arkadaşlar. Büyük bir spoiler'a sahip ama renkleri, şekli, şemali gerçekten güzel tasarlanmış. Ve şoklardan birinde bulduğum bu enteresan araç. Daha önce Maddelen sitesinde görmüştüm arkadaşlar. Çok da aradığım bir modeldi. Fakat benden önceki arkadaş 8-10 tane almış ama bunu bırakmış. Bundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz Volkswagen'in Golf arkadaşlar. Çok güzel, sevimli bir tasarımı var. Çok fazla da custom yapılan bir model kendisi. Çok keyifli bir araba. Şöyle yan yana göstereyim Golf arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarısı kadar arkadan önden basılmış. Üst tarafa doğru genişlemiş bir araç kendisi. Evet. Bu da beni şaşırtan modellerden biri. Geçen senenin modeli arkadaşlar. 2021'in. Bazı şoklara eski modeller de göndermişler. Nasıl olmuş anlamadım ama belki depoda falan kalmıştır. Eski modelleri göndermişler. Silverado. Yine güzel bir sarıya sahip. Ford Mustang Mach-E 1400 arkadaşlar. Ken Block'un sevdiği araçlardan kendisi. Şöyle gösterelim. Önden bakınca hiçbir şey anlaşılmıyor. İnsan şuraya iki tane far koyar. Top koyar. Yani tasarım olarak çok güzel ama çok büyük eksikleri var gibi görünüyor. Arabada bir şey eksik gibi duruyor. Bakın şöyle baktığınız zaman. Hızlı hızlı geçiyoruz arkadaşlar. Arabaları 2000 Toyota Tacoma. Orama koma burama Tacoma. Oldu mu? Olmadı. Orama koma burama. Görmüş olduğunuz Tacoma arkadaşlar. Bu sene çıkan bir model. Hemen size şöyle göstereyim. Bakın sağ taraftaki de geçenlerde aldığımız premium. Biri Tacoma, biri Forerunner arkadaşlar. Gayet birbirini tamamlayan araçlar. Teki pickup versiyonu. Teki normal SUV versiyonu arkadaşlar. Her şeyi aynı. Tekin adı Tacoma. Tekin adı Forerunner. Ve kaldı 4 tane araç. Yine beni şaşırtanlardan biri arkadaşlar. Chevrolet Camaro Aerox Z. Hemen şöyle açalım. Bunun açması da dediğim gibi çok keyifli. Bu da yine eskilerden gelmiş arkadaşlar mağazanın birine. Aerox Z renkleri falan çok hoş. Chevrolet. Geçen seneki modellerden. Dodge Challenger Drift Car. Mat mavi. Mas mavi değil. Mat mavi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz araç. Dodge Challenger Drift Car. Sondan bir önceki aracımız Ford Bronco'nun çamur versiyonu. Görmüş olduğunuz tekerlekler kahverengi olunca çamur efekti vermiş oluyorlar. Burada da zaten çamur sıçramalarını görebiliyorsunuz. Tekerlekleri batmış. Üzerinde kirletmiş. Kirlenmek güzeldir demişler.
Ve son aracımız daha pembiş pembiş Chevy Impala arkadaşlar. Bunu mağaza çalışanı aa dedi, ne kadar güzel rengi varmış falan dedi. Dedim abi satayım size dedim. O da böyle bir an duraksadı arkadaşlar, ciddi olarak söylüyorum bunu. Dedi bizde var ya dedi, ben oradan da alırım. Tamam işte dedim, ben aldım getirdim sana dedim. Öyle güzel bir muhabbet çevirdik mağaza çalışanıyla. Güldük karşılıklı olarak. Güzel bir an olarak kaldı beynimde. Son aracımız da bugünkü Shock Toy Shop mağaza avımızdan bugünkü son aracımız da Chevy Impala. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun yine sonuna geldik. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.